COVID-19'un mutasyona uğradığı belirtildi. Bu anlamda bu mutasyona uğrama süreci nasıl oluyor? Sürecin başından beri konuşuluyordu mutasyon. Nasıl oluyor bu süreç? Aslında COVID-19, koronavirüs enfeksiyonları sürecin başından beri çok küçük küçük sıkça mutasyona uğruyor. Bizim tahminimiz 5000'e yakın mutasyona uğradığı tahmin ediliyor. Fakat genellikle bu virüsler tutulma protein dediğimiz S protein, yani spike proteininin mekanizmalarını genişletmek üzerine ve tutulma güçlerini arttırabilmek üzerine protein içeriklerini değiştirerek mutasyona uğrarlar. Ve genellikle bir veya iki tane protein yapıları değişerek mutasyon görülür. Bu son dönemlerde İngiltere'de tespit edilen ve yaklaşık Aralık ayının ilk haftasından beri olduğu düşünülen suşa baktığımızda 23 adet proteinin ortalama yer değiştirdiği görülmüş. Bu oldukça fazla bir mutant özellik. Dolayısıyla virüsün bir takım özelliklerini değiştirebilir öngörüsünde bulunulmuştu. Eğer laboratuvar ortamlarında kişilerden aldığınız örnekleri analiz ederseniz farklı farklı mutant suşlar görebilirsiniz. Burada sonuca bakmak lazım. Sonuç itibariyle şu anki verilere baktığımız zaman virüs her geçirdiği mutasyonda tutulma kapasitesini ve buna bağlı olarak kişilerde daha uzun süre barındığı için de bulaştırabilirlik kapasitesini arttırdığını görüyoruz. Bu son mutasyonda aslında bize oluşturduğu sonuç bu. Diğer bir başka faktör, herkesin belki en çok endişe etmiş olduğu, ölümcül olabilir mi bu mutasyon diye. Yine Aralık ayından beri aldığımız verilere baktığımız zaman, Aralık başından beri verilere ve daha önceki mutasyon verilerine baktığımız zaman virüsün öldürücülük kapasitesiyle ilgili olmadığını veya herhangi bir ağır organ hasarını ekstra sebebiyet vermediğini görebiliyoruz. Yeni mutasyonun İngiltere'de görüldüğü belirtildi. Peki başka ülkelerde var mı? Özellikle Türkiye'ye uğramış olabilir mi? Bununla ilgili neler söylersiniz? Şimdi bu pandemi bize şunu gösterdi. Herhangi bir ülkede bir virüs başlıyorsa uluslararası ulaşım devam ettiği müddetçe ve havayolu transferi devam ettiği müddetçe bu virüs her ülkeye girer çıkar. Şimdi burada önemli olan kavram sizin bireylerden aldığınız örnekleri izole edebilmeniz. Türkiye'de de çok sayıda laboratuvarda çoklu kişilerden alınan örnekler izole edilebilirlerse tabii ki bu mutasyonlarda belki tespit edilebilir. Ama sonuç itibariyle bizim tedavi protokollerimizde, hasta takip algoritmalarımızda ve sonuca ulaştıracak bir tedavi protokolünde bir değişiklik henüz oluşmadı. Virüsün mutasyona uğramış halinin 70 kat daha bulaşıcı olduğu konuşuluyor. Öldürücülüğü ile ilgili de bir takım söylentiler var. Bununla ilgili neler söylersiniz? Şimdi bulaştırıcılık indeksinin arttığı doğru ama bu 70 kat mı 50 kat mı, tabii ki ne kadar çok protein ekspresyon dediğimiz sentez oranını değiştirirse tutunma kapasitesini o kadar fazlalaştırıyor virüs. Dolayısıyla buradaki en önemli kavram bize düşüyor. Ne kadar kalabalık bir ortamda bulunursak bu virüsün bulaştırıcı gücünü o kadar katlamış oluyoruz aslında. Öldürücülüğe bakınca şu anki elimizdeki bilimsel veriler yapılan mutasyon özelliklerinin öldürücülük üzerine çok da fazla etki etmediği yönünde. Şimdi sürecin başından beri aşı çalışmaları devam ediyor. Belli sonuçlara da ulaşıldı. Peki mutasyona uğramasıyla birlikte virüsün bu çalışmalar sil baştan mı yapılacak? Yoksa mevcut aşı çalışmaları hala sürdürüyor mu Garanti? Şimdi viroloji merkezindeki tüm uzman arkadaşlarımız ifade etmiş olduğu gibi koronavirüs evet mutasyon gösteriyor. Bazı protein yapılarını, karakterlerini, yerlerini ve sıralamalarını değiştirerek farklı bir özellikmiş gibi kendini tekrar modifiye edebiliyor. Ancak aşı çalışmalarında bu mutasyon özellikleri göz önüne alarak yapılıyor. Dolayısıyla da majör büyük bir mutasyon olmadığı müddetçe bu spike dediğimiz tutunma protein içerisindeki değişiklikler aşı çalışmanın içeriklerini çok fazla değiştireceğini düşünmüyoruz. Peki son olarak yaygın aşılama ne zaman başlayacak? Aralık ayı itibariyle Türkiye'ye gelmesiyle beraber Çin aşısının yaygın aşılanması öncelikle risk gruplarına, sağlık çalışanlarına planlanma aşamasında olduğunu biliyoruz şu anda. Peki sizin öngörünüz neler? Şimdi mutasyona uğradığını konuştuk. Bununla ilgili nasıl bir süreç bekliyor bizleri? Şimdi bu süreçte panik olmamamız gerekiyor. Sonuç itibariyle aynı virüsle uğraşıyoruz. Bugün için koronavirüsün bir başka mutant suşu, 2 ay sonra başka bir suş derken viral enfeksiyonlar böyledir. İnfluenza da bu şekilde başlamış ve yayılmıştı. Bir dönem sonra bunlar artık bir mevsimsel grip olarak vücudumuzda alıştığımız virüsler haline gelecek. Burada önemli olan virüslerin bulaştırılma kapasitelerinde halen mekanik bariyer dediğimiz maske, mesafe ve hijyen en ön sırayı almak. Geri kalan sizler de farkındasınız, takip ediyorsunuz. Hem aşı çalışmaları hem de ilaç tedavi protokolleri ve ilaç çalışmaları bu virüslerin saldırganlık gücünü kırmak ve organlarda oluştuğu doku hasarlarını en aza indirgeyebilmek için yapılan aslında destek protokoller. Sonuçta en önemli özellik virüsle vücudumuzun kontak ve iletişimini mümkün olduğu kadar kesmeye çalışmak. Az bir viral yük almak. Bu her viral enfeksiyonda bu böyledir. Dolayısıyla da biz halen ve uzunca bir dönem sosyal mesafe kuralları uymak, maskemizi ve hijyenimizi elden bırakmayarak en önemli mekanik bariyeri almamız gerekecek.